Evet. Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum. 13 Ocak Cuma günü sonrasına dair bazı tarihler veriliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı tarih olarak 13 Ocak Cuma sonrasına dair iddialar yükseliyor. Sizin kulağınıza bir tarih geliyor mu bu senaryo için? Eğer böyle bir ihtimal gerçekleşirse sizin dediklerinizden mitingler yapacağınızı anlıyorum. Daha açar mısınız? O gök kubbeyi seçime kadar nasıl başlarını yıkmayı planlıyorsunuz? Yani bu konuda şunu söyleyeyim. Tabii ki az önce ifade ettiğim gibi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kara lekesi demiştim seçim iptal edildiğinde İstanbul'da demokrasi adına. Böyle bir hamle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara lekelerinden bir tanesi olur. Bu bağlamda ben eminim ki ben burada şahsım adına yapacağım şeyleri ifade ettim. Ama hem partim Cumhuriyet Halk Partisi hem de burada ikili ittifakın adayı olarak seçildim. İyi Parti olarak başta bu iki partinin siyasi hamleleri ama Türkiye'deki bütün demokrasi bileşenleriyle çok güçlü hamlelerin olduğunu görebiliyorum. Kaldı ki dün Sayın Genel Başkanımız en üst perdeden mesajlarını verdi. Ama elbette benim de hem onlarla istişareli hem de kişisel olarak bir insanımıza bu süreci anlatma sorumluluğum olur. Ama şunu söyleyeyim, umarım ki böyle bir şey yaşanmaz. Büyük bir tepki olacaktır. Bu anlamda ben o tür tarihler kulağıma geldi mi diye söylediniz. Benim kulağımda bir tek tarih var, o da önümüzdeki seçim. Nagihan Alçı, Habertürk. Sayın Başkan, iki soru sormak istiyorum. Birincisi, biraz önce sizin işaret ettiğiniz dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili. Siz kendi adınıza dediniz ki şayet böyle bir senaryo hayata geçerse sokak sokak, mahalle mahalle anlatırım. Sayın Kılıçdaroğlu da dün Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına karşı uyguladığı terörizm olarak göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin. Cehennemin kapılarını açarlar, kimse için iyi olmaz dedi. Bu sözlerden sonra siz genel başkanınızla görüştünüz mü? Birlikte bir eylem planınız olur mu böyle bir senaryo hayata geçtiği takdirde? İkincisi de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantıda sözleşmeli kadrolarla ilgili yaptığı açıklamalar kapsamında şöyle dedi. Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konanları gördük. Onlar yasal düzenlemeyle görevlerine dönecek. Bununla sizin de kastedildiğiniz söylendi. Yani siz bu sözleri nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü siz 3300'den fazla kişinin iş akdini sonlandırdığını söylemiştiniz daha önce. Nedir değerlendirmeniz? Önce şunu söyleyeyim. Zaten genel başkanımızla her zaman istişare halindeyiz. Cuma günü çok güçlü bir açılış yapacağız İstanbul'da. Orada da yüz yüze değerlendireceğiz. Gayet güçlü bir biçimde bu sürece olan tepkisini dile getirmiştir. Bundan sonraki dediğim gibi hem siyasi tarafında birlikte hareket edeceğimizi az önceki cevabımda ifade ettim. Hem de kişisel anlamda da elbette daha güçlü bir biçimde hareket ederiz. Ama tekrar ifade edeyim, bunu tasarlamak bile bana zulüm geliyor. Ya da konuşmak. Sayın Cumhurbaşkanı bizi ifade etti tahmininde ya da bizi ima etti tahmininde bulundunuz. Öncelikle biz kimsenin iş akdine hukuksuz bir şekilde iptal etmediğimizi tekrar beyan edeyim. Bunun hesabını defalarca verdik. Düşünsenize bizim için devletin kurumlarının başındaki insanların yaptıkları şu kumpas ve zulümleri düşünün. Biz öyle bir hukuksuzluk yapsaydık Allah bilir başımıza neler gelirdi. Yapmadığımız için, içinden bir şey çıkaramadıkları için bir hamle yapamıyorlar. Biz o dönemde açık ve şeffaf bir biçimde şunu söyledik. İki seçim arasında alelacele işe alınmışların iş akitlerini feshettik. Çünkü adil bir işe alım takvimi olmadığını,
Yani hangi tarihten bahsediyorum? Bu görev yaptıkları 18 Nisan ile 23 Haziran'daki tarihten bahsediyorum. Daha doğrusu 6 Mayıs'ta 23 Haziran arasındaki tarihten bahsediyorum. Seçim iptal edildiği tarihten. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardım. Öyle bir tarih aralığında alelacele işe alım işlemi yürüten hiç kimse iyi niyetle işe alım süreci yürütmemiştir. İlmacaloğlu, Sayın Başkan, ilk geçen hafta yaptığınız toplantıda söylediğiniz önemli şeylerden bir tanesi şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmiştiniz. Gereğini yapın demiştiniz. Sonrasında herhangi bir temas oldu mu? Bir bunu merak ediyorum. Bugün de esasında Sayın Soylu ile ilgili önemli iddialar ortaya attınız. Bu soruşturmalarla bağlantılı olarak. Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Sayın İçişleri Bakanı hakkında herhangi bir değerlendirme, çalışma, görevden alma gibi bir seçeneğin gündemde olduğunu düşünüyor musunuz? İkinci sorum da şu şekilde olacak. Şimdi bu toplantıda Anadolu'ya çıkabileceğinizin mesajını verdiniz. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor mu? Bu konuda nasıl bir planlama içinde olacaksınız? Ve üçüncü olarak da şunu sormak istiyorum. İlk yaptığınız konuşma sonrasında Sayın Soylu hemen akabinde bir basın toplantısı yaptı ve yeni bir soruşturma açılabileceğinin imasında bulundu. Bugün de siz ısrarla gök kubbeyi başınıza yıkarız sözünün altını çizmeye çalıştınız. Bu konuda bir çalışma olduğuna dair herhangi bir duyuma sahip misiniz? Teşekkür ederim. Yani duyuma sahip olmaya gerek yok. Geçenlerde işte konuşurken, bunu tartışırken uydurma bir gerekçeyle Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili bir soruşturmayı daha önümüzde gördük ya da ön incelemeyi. Kaldı ki bu konuda valinin yaptığı bir inceleme ile soruşturmaya gerek yoktur. Kararı çıkmış olmasına rağmen ve yine aynı tetikçi, aynı militan müfettişe havale edilmiş olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu girişimleri o koltukta bu zatın ya da bu anlayışın bu hükümette olduğu sürece, hükümetin görevde olduğu sürece bunları beklemek mümkün. Beklememek zaten hayalcilik olur. Anadolu meselesi bizim için zaten gidiyoruz, gideriz de, ama böyle bir mesele olduğunda yani bunu bütün ülkemize, bütün milletimize anlatmak sorumluluğumuz. Yani bunu konuşmaya bile gerek yok bence. Günü geldiğinde bunlar dediğim gibi, az önce ifade ettiğim gibi, genel başkanımızla, genel başkanlarla bu işi oturur konuşur. Türkiye'nin bir muhalefet hareketi olarak süreci hep birlikte yönetiriz diye düşünüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi genel başkanımız dün buna en sert bir biçimde tarifi de yaptı. Bunun anlamı zaten o. Şunu söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizimle irtibat kurmasının, kurmamasının bir anlam ifade ettiğini bu saatte itibariyle düşünmüyorum.